Ken İngilizce'de Türkçe'ye çevrildiğinde ebilmek ve abilmek anlamı veren ifadelerde kullanılır. Peki hangi durumlarda kullanılır diye bakmamız gerekirse, tahtada gördüğünüz gibi ability dediğimiz yeteneklerde, örnek olarak göstermek gerekirse I can play the guitar, gitar çalabilirim, veya he can play golf, golf oynayabilir, she can swim, yüzebilir gibi yetenek ifade eden ifadelerde can ifadesini kullanabiliyoruz. Zaten İngilizce'de de en yaygın olarak kullanımı ve başlangıçta öğretilme düzeyinde can'in yetenek olarak kullanımı mevcuttur. İkinci kullanımda possibility, yani imkan. Herhangi bir imkan durumunda, olabilirlik durumunda can ifadesini kullanırız aynı şekilde. Örneğe bakmanız gerekirse he can be at home. Evde olabilir. Mesela birisinin evinin önünden geçiyoruz. Işıklar kapalı ama dün konuşmuştuk, evde olduğunu söylemişti. Ve ihtimal olarak he can be at home diyebiliriz. O evde olabilir. Aynı şekilde zaten Türkçe'ye çevrildiğinde de aynı anlamı verir. İmkan ve yetenek anlamında da Türkçe'de de ebilmek ve abilmek ifadesiyle kullanmış oluruz. Ayrıca can present bir ifadedir. Kesinlikle geçmiş bir ifade olarak kullanılmaz. Tamamen şu anla ilgili ifadelerimizi kullanırken bilmek ve bilmek, yani yeteneklerde imkan, olabilirlik, muhtemellik ifadelerinde can'i kullanırız. Üçüncü kullanımı permission dediğimiz müsaadelerde, müsaade etmede, izin vermede kullanılır. Yani örnekte gördüğünüz gibi you can go out. Mesela dışarı çıkacaksınız, anneniz veya babanızdan izin bekliyorsunuz. You can go out, dışarı çıkabilirsin gibi ifadeler kullanılabilir. You can eat here, burada yemek yiyebilirsin gibi izin ifadelerinde, izin veya müsaade etme durumlarında yine aynı şekilde can kullanılır. Tabii ki yine present bir ifade, yani şu anla ilgili ifadelerde kullanılır. Ayrıca offer ve request kullanımları da mevcuttur. Offer dediğimiz tekliflerde ve ayrıca request dediğimiz ricalarda kullanılır. Offer yaparken, yani birisine bir teklifte bulunurken can I help you gibi. Bir mesela herhangi bir mağazaya gittiniz ve shop assistant dediğimiz alışveriş merkezindeki size yardımcı olacak kişi can I help you, size yardım edebilir miyim, yardımcı olabilir miyim gibi can ifadesiyle kullanılabilir ve burada genellikle I öznesiyle kullanılır. Özneye dikkat etmek gerekirse, çünkü teklifler genellikle kişinin kendisi tarafından yapılacağı için I öznesiyle çoğunlukla kullanılır. Ayrıca request ifadesinde örnekte de göreceğiniz gibi can you give me that pencil, bana o kalemi verebilir misin ifadesi kullanılır. Rica ederken can you öznesiyle çok kullanılır ve dolayısıyla herhangi bir ricada, birisinden bir ricada bulunduğunuzda can you ile ifade ederek istediğiniz şeyi ifade edebilirsiniz. Past kullanımı mevcuttur ayrıca. Could da yetenek ifadesine, yalnızca lütfen karıştırmayınız. Possibility veya permission gibi ifadelerde past kullanımı could değildir. Sadece yeteneklerimizi ifade etmede geçmiş kullanımda could kullanılabilir can'in yerine.